Muhterem kardeşlerim, dünyadaki halimiz, ekim mevsiminde tohumlarını alıp tarlasına giden, vazifesini yapan, ektikten sonra ürününün bakımıyla meşgul olan, hasat mevsiminde bağına giden, harmanını yapan çiftçiye benzer. Dünyaya geldik, kainatın sahibi Ademoğlunun yeryüzü hikayesini bize anlatırken مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِ Kim ahiretin ürününü isterse, kim bu tohumları ekerse, amel-i salihte bulunur karşılığında Cenab-ı Hak'tan cenneti, rıdvanı, bunların ecrini talep ederse, karşılığında ona istediklerini veririz. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim dünyanın metanı ister, sadece dünya için çalışır, ezan okunurken, müezzin onu camiye davet ederken yolunu değiştirir. Onun bütün mesaisi projelerini hayata geçirmektir. Bunları yaparken Allah'ı unutur, kitabını unutur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini unutursa, nu'tihi minha, istediklerinden, dünyadan bir kısmını ona veririz. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Bakar, ahirete mahrum gelir bu adam. Ahirete Allah'ın cennetinden, cemalinden nasipsiz bir hükümle gelir bu adam. Kainatın sahibi bizlere, ahiretimizi imanı emrederken, dünyayı ihmali söylemiyor. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكْ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan nasibini unutmayacaksın. Fakat dünyanın içerisine bütünüyle dalıp da ahireti, Rabbini hesabı mahşeri unutmayacaksın. O halde ilk o fotoğrafı düşünürseniz, o çiftçiyi, elindeki tohumla bahçesine gelen adamı, sonra hasat ve harman mevsimlerinde sevinen ya da üzülen çiftçiyi düşünürseniz, haliniz ona benziyor çünkü, düşünmeye mecburuz, buna memuruz, yaratılışımızın hikmetini anlayabilmek için. Ne ekiyorsanız yani, huzur mahşere onlarla geleceksiniz. Belki bir çiftçi, efendisinden emir alır, der ki efendisi al bu buğdayları ekiver. O da buğday değil de arpa eker. Sonra hasat mevsimi gelir. Köyde çalışan işçinin yanına, kölenin yanına efendisi varır. Beyler bu yıl ürünleriniz nasıldır, yüzümüzü güldürür mü? Efendim der, ben tarlaya sizin verdiğiniz buğdayları değil de arpaları ektim. Arpaları ekerken düşündüm, iktisat yapalım. Arpa eker, her yıl olduğu gibi bize buğday eker, buğday alır de ki yine Allah bize buğday verir, böyle zannetmiştim. Ama gördüm ki buğday alamadık bu yıl, hem hasatta, harmanda arpamız var. Efendi döner köleye, ve ahmak adam, sen dünyanın neresinde gördün, arpa ekilir de karşılığında buğday biçilir, arpa ekersen arpa alırsın. İşte köylü de bunu bekler, tarlada çalışan zavallı bir çarede efendinin bunu söylemesini bekler. O zaman döner tarlaları
buğday almak akla muhal diyorsun. Peki Hazreti Mevla'ya isyan ediyor da nasıl bunun karşılığında sen cenneti bekliyorsun? Amel-i salih yapanlar ve isyan edenler. Dünyayı iki fotoğrafta özetleyebilirsiniz. Bunların harman boyutuna, ahiret boyutuna gelince orada şunu görürsünüz. وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِذ۪ينَ O zulmeden zalimler var ya, onların kıyamet günü hesap görülürken مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا dünyada yaptıklarından korkar bir halde titrediklerini, Allah'ın azabından ürperdiklerini göreceksin. Hani imza atıyorlardı, imza atarken sevinirdi onlar. Kur'an kurslarını kapattık diye sevinenler, İmam Hatipleri kapattık diye sevinenler, İslam'a iltica edip şimdi irticayı önledik diye sevinenler, Anadolu evlatlarının başlarındaki örtüleri açanlar, bunların karşılarında sevinenler, Suriye'de, Yemen'de, alem İslam'ın farklı köşelerinde ben Allah'ın kuluyum diye mazlum, bir çare Müslümanlara bayramlarını zulme çevirenler, onlar sevinenler, onları göreceksiniz ki onlar haifine mimma kesebu ve taraz zalimine müşfidine mimma kesebu amellerinden korkuyorlar. Dünyada seviniyorlardı bunları yaparken. Hani bir adam düşünün, sabah kalkıyor günün şu saatinde, arkadaşları lokalde bekliyorlar onu şehir kulübünde, oraya gidecek, şu kadar saat kumar oynayacak, belki bir bareye gidecek, belki bir dansa gidecek, onun kızıyla bunun kadınıyla kalkacak, onunla sarmaş dolaş olacak, bütün bunlardan sevinen bir adamı göreceksiniz. Dedikodu yapan, gıybet yapan, onu bunu eleştirenleri göreceksiniz. Milletin yardımlarını Van'da, orada, burada, orada bir adam bekliyor. Yavrusunu, eşini kaybetmiş. Belki çadırıyor. Acısından, kederinden kalkıp da yardım istemeye, yardım derneklerine, devletin müesseselerine gitmekten acısı onu alıkoyuyor. Böyle bir adamın hakkını gasp edenleri, yağmalayanları, dünyada yağmaladıkları bu mallarla sevinenleri göreceksiniz kıyamet günü. Allah'ın azabından tir tir titriyorlar. İşte dünyanın bir bu boyutu var. Bir de amel-i salihlerle gelenler. ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِينٌ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Amel-i salih yapanlar, Allah'a kul olanlar, onları büyük müjdeler bekliyor. Allah'ın rıdvanı, cenneti bekliyor. Belki dünyada acıları olacak, kederleri olacak. Sabah namaza kalkınca üşüyecekler. Rabbinin huzuruna gelirken belki titreyecekler. Ama kıyamet günü zalimlerin titrediği an onları cennetin şevki, neşesi kuşatacak. İşte Müslüman bu yolda Rabbine yürürken acıları sevince döndürür, kederleri selamete çevirir. Allah'ın yolundadır çünkü. Bu yol en olmazlar olur hale tahmin eder. Şakir Belhi diyor ki, hac yolunda bir gün yürürken birisine rastladım. رَاِيْتُ مُقْعَدًا يَزَحَفُ عَلَى الْأَرْضِ رَاِيْتُ رَجُلًا مُقْعَدًا يَزَحَفُ عَلَى الْأَرْضِ Yerde sürünen, kütrüm bir adam gördüm. Bir müddet kendisine baktım. Adam ona baktığımı anlayınca dedi ki, ey Şakî, hayretle bana baktığını görüyorum. Neden bana öyle bakarsın? Bir müddet durduktan sonra dedim ki, hayret ediyorum. Bu'du
safratik ve da'f muhcetik. Yolumun uzaklığına bakıyorum. Diyorsun ki tam 10 yıldır Semerkant'tan çıktım. Mekke yollarına düştüm. Şu halimle sürüne sürüne Allah'ın müjdesine, beytine, cennetine doğru ilerliyorum. Uzun mesafene ve vücudumun zafiyetine, işareliğine hayret ediyorum. Adam kaşlarını kaldırır, sürünen adam. Şakik Belgi'ye döner der ki, sen bana hayret etme. Eğer benim yolumun uzaklığını düşünüyorsan, Rabbine, onun cennetine olan arzum bütün o uzak yolları yakınlaştırıyor. Eğer benim şu biçare, sürünen, naçar halim seni düşündürüyorsa, unutma ki beni bu halde yaratan Hazreti Allah Azze ve Celle beni yürütüyor Kabe yollarında. Bana hayret etme. Ayakları olduğu halde Beytullah'a yürümeyen, camiye gelmeyen, Rabbine ibadete koşmayan onlara acı. Asıl zavallı onlar olacaklar. Kıyamete geldiği zaman onlar ağlayacaklar. Fotoğrafın başına tekrar dönerseniz, tarlalardaki çiftçiler gibiyiz. Amelleriniz onların tarlaya ettiği tohumlar mesabesinde. Ve sonra tarlalarda hasat mevsimi, bizim hasat zamanımız Azrail'in geldiği an olacak. Harmanımız ise kıyamet günü. Asıl kime hayret etmeli? Tarlaya arpa ekip karşılığında buğday bekleyene mi hayret etmeli? Yoksa namaza, yoksa imana, yoksa Kur'an'a yabancı, Allah'ın emirlerine isyan eden, Suriye'de Müslüman kanı emen, Van'da biçarelerin mallarını yağmalayan, oğlunu eşkıya yapıp dağa gönderen, kızını, eşini, gelinini açıp da sokağa çıkaran, zavallı adama mı hayret etmeli? Acaba hangisi daha büyük hayreti mucittir? İşte şu cumalar, şu namazlar, Allah'ın kitabı bunları tefekkür, taakkul, tedebbür etmemiz için vardır.